Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konu Vedik Astrolog Sayın Gizem Beder. 17 yaşını dolduran herkes Vedik öğrenir ve bunu 50 yaşına kadar tamamlarlar. Bahsettiğim konu kader değil. Hmm. Tercih mi kader mi orada sen ayırıyorsun. Hayatın gidişatına karşı koymamakla onu bilmek arasındaki ince çizgi astroloji. İşte siz ayrılacaksınız bu bitecek denmez orada. Şu tarihlere dikkat edin demiş. Yani onun da bir usulü, bir şekli var. Şimdi harita ruh anatomisi ee, öyle bir şey. Ben zaten haritaya bakarım önce. Bu kişi kimdir? Sanırım ona göre uslubum vardır anlatma uslubu. Astroloji çok geniş bir alan. Bütün dünyayı kapsadığı için tüm dünya mesleklerini tek bir alanda bile toplayabiliriz astroloji içeriğinde. Hayatta lütfen neyi yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinize inanıyorsanız hemen başlayın. Çünkü cesarette deha, güç ve büyü de vardır. Görüşünceye kadar hoşçakalın. günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konu Vedik Astrolog Sayın Gizem Beder. Gizem Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Hoş bulduk. Bu ne güzel bir enerji böyle. Aa, çok sağ olun. <laughs> çok Bütün Vedik Astrologlar var. böyle değil. Öyledir ya. Herkeste bir enerji vardır bence. Tamam. <laughs> abi, sizdeki çok <laughs> güzel bence. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi tabii konularımız içerisinde Vedik Astroloji de geçecek, başka sorularım da var ama ilk önce Gizem Beder kimdir? Oradan başlayalım, bakalım bizi konular nereye doğru götürecek? Öncelikle ben dediğiniz gibi Gizem Beder Vedik Astrolog'um, 33 yaşındayım, bekar bir anneyim, eski muhasebeci, satın almacı, turizmci, birçok mesleği olan bir kişiliğim vardı. Çok güzel. E, ayım yay bu arada o sebeple. Aa. E, son 10 senedir e, Vedic Astroloji üzerinde çalışmalar yapıyorum. E, son 4 yılda aktif olarak Vedic Astroloji danışmanlığı veriyorum. YouTube kanalımıza veriyoruz. Evet. Ya veya şey Instagram kanalımız. Instagram'ım Gizemle vedik, Twitter'ım Gizemle vedik, Instagram, Instagram daha çok kullanıyorsunuz? İkisini beraber eşit derecede kullanıyorum. O şekilde e, böyle şu an daha çok vedik eğitim sistemine odaklıyım. Nasıl yani? Vedik eğitim sistemi ile alakalı böyle. Hmm. Yani bence vedik gerçekten e, muazzam bir ilim olduğunu düşünüyorum ve yeteneği olan herkesin bunu öğrenmesi gerektiğine inananlardan e, hatta öncü bayrak sallarım yani bu konuda da. <laughs> biz şimdi çok güzel. Biz şimdi bunu daha önce konuştuk yayından önce dedik astrolojiyi biz bilmiyoruz. Yani duyuyoruz ama bilmiyoruz. Bir de yeteneği olanlar aslında dediniz. Ben mesela orada çok şaşırdım yayın öncesinde. Ben herkesin yapabileceğini düşünüyordum. Aslında bir farkındalıktan bahsediyoruz değil mi? Yani yeteneği de varsa şu farkındalığı herkesin öğrenmesi lazım. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak bu işler? Kesinlikle. Ben zaten bu arada okullarda bile açılmasını düşünüyorum. Yani çok çok bunu eski vedikçiler bile 17 yaşında dolduran herkes vedik öğrenir ve bunu 50 yaşına kadar tamamlarlar. Hindistan'da genelde böyle yapılır hmm. bu sistem. Ee, nasıl yapılır? Dediğim gibi şimdi e, biz öncelikle bakarız haritalarına kişilerin. Yeteneği varsa hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Tıkır tıkır öğreniyor sistemi. O çok güzel. Sanki daha önceden bilmiş gibi. Öğreniyor, aktarıyor. Tabii ki de özel eğitim sistemini alması gerekiyor. Nasıl yani biz okullarda, eğitim. ilkokuldan başlıyoruz? Yani matematiğe ilgisi var, sevgisi var, evet. yeteneği var. Hani öğrenmeden bilsin. Öyle bir şey olmadığı tabii, gibi tabii. yani. Tabii tabii. Yani onun bir sistemini alır ama şimdi bazı insan işte e, sözlerde sıkıntılıdır, matematikte çok iyidir. Şimdi de biz anneler, ebeveynler ne yaparız? İşte bunu da yapacağım her şeyi yapacaksın ama o kişi de o yetenek yoksa ne kadar zorlayabiliriz? Ama yeteneği olan, matematikte ilerleyeni kendi tıkır tıkır işlemini yapar zaten. Yeteneği olan nasıl oluyor? Mesela sizin eğitimlerde nasıl fark ediliyor? Nasıl oluyor? Ne kadar böyle hızlı gidiyor ya da bir anda böyle her şeyi alıyor mu? Nasıl bir fark oluyor? Açıkçası ben 3 aylık bir eğitim sistemi normalde en az 3 sene alınması gerektiğini de savunurum. En az 3 yıl. Ama 3 ayda işte bunun matematiksel hesaplamaları var, dereceleri var. İşte gökyüzü, astronomi sonuçta. Astronomi inceliyoruz ve bunu günlük yaşamımıza aktarıyoruz. insanlara aktarıyoruz. O şekilde oluyor. E, o sistemde 3 ayda çözüp o sistemi haritayı içselleştirip yorumlayanlara şahidim. Birebir hmm. gözümle. E, öğrencilerim Öğrencimiz. de var. E, o şekilde. O yetenek o şekilde ortaya çıkabiliyor. Ya yani var çok küçük yaşlanda Peki Gizem Hanım şimdi diyelim ki öğrencilerinizden bu 3 ay içerisinde çok güzel böyle haritayı içselleştirip yorumlayacak duruma geldi. O kişi ne yapar ondan sonra? Siz mesela onun artık önünü açmış oluyorsunuz. Sizin eğitimlerinizi bitirdi, yeteneği vardı. 3 ay sonra ne yapar? Üç ay sonra ne, ne yapar? yapar? Eğitime devam etmesi hmm. gerekir. Astroloji akademisyenlik gibi sürekli öğrenciyiz. Kimse ben bu konuda profesörüm, profesyonelim, uzmanım asla diyemez. Sürekli yeni bir şey var. Yine tamamıyla uzman olması için bir kişinin gerçekten bütün hayatın şifresini çözmüş olması gerekiyor. Hmm. Velika Astroloji ile hayatın şifresi Çözülebilir ama bu çok çok uçlarda. Hani oh. bazı kişiler vardır çok çok uçlarda. Eğitim almasına eğitime devam etmesi gerekir. E, sürekli değişik kitaplar okuması, kaynakları okuması hiç bırakmayacak. Zaten dil gibi nankör biraz. köreler hmm. yani gökyüzüyle irtibatı kestiğimizde gökyüzü de bize küser. Ben hep öyle derim. O yüzden her gün mutlaka ilgilenmeli, yani, okumalı. Nikola Tesla'yı biliyorsunuz. Evet, evet. Hayatın şifresi deyince... Geçenlerde okumuştum. Daha önce sanki ben bunu okumuştum başka bir yerde. Tekrar önüme geldiği için hazır sizi yakalamışken sormak istiyorum. Hayatın şifresini çözmek istiyorsanız diyor, 3, 6, 9 rakamlarının gizemini bilmeniz lazım sizin isminiz gibi. <laughs> 3, 6, 9. <laughs> Bu arada e, doğrusu, e, astrolojide 9. ev çok önemlidir. insanın böyle e, bütün yani daha çok böyle işte e, dokuzuncu ev bilinmezlik evlerinden biridir. Çünkü pek çok konuyu işte ilahi olanı. Jüpiter'in evi bir kere de ilahi temsil eder. İşte e, daha çok doğa üstünü temsil eder. İnsan Tam benlik. Evet evet. Dokuzuncu ev öyle bir evdir. Zaten dokuz üç aksı birlikte çalışır. Aynı hmm. şekilde çalışıyor. E, altı rakamının e, altı rakamı şöyle. Hem bilinçaltını temsil ediyor. Acayip bir altı rakamında. Bence daha çok materyalistlikten ziyade yani somuttan ziyade bilinçaltı üzerine altı rakamı. Kişi neden bu dünyaya gelmiş? Onun bilincini bile görebilir altı rakamıyla. Çünkü 6-12 aksı zaten bilinmezlik aksları bunlar. Yani kişinin anne karnındayız ya dünyaya tamam. geliyoruz ama önce bizim tamam bedenimiz oluşuyor onlar zaten fizyolojik durumlar. Bilinci nereden geliyor? Mesela atalar diyoruz. Kimin ailesinden? Ben yedi göbeğe inananlardanım bu arada. Birbirine benzediğini. Zaten. Onlara inananlardım. Hangi bilinçle dünyaya göre o yüklenir. 6-12 aksları bu arada. 6 rakamın da gizli odur ayrıca. Demek ki gerçekten böyle bir şey var. <laughs> Tesla, e, Tesla doğru söylemiş. söylemiş. Hayat diyor bir enerji bulutudur. Yani her yerde bir enerji döner. Ben diyor onları toplamaya çalışıyorum. Bir şey daha söylemişti. Eğer bir insan bir şey sinirlendiğinde onun enerjisinin ne olduğunu merak ediyorsa o enerjileri bütün dünyayı aydınlatabilecek kadar bir büyük enerji saçıyor aslında insan. Bir şey sinirlendiğinde korkunç bir şey bu. Bu korkunç bir şey değil aslında. Çok zevkli bir şey. Ben öyle şeylerden çok çekinmem. Gerçekten. Aksine onu kullanabilmeyi öğrenmek çok heyecanlı değil mi yani. ya? Çok işte asıl heyecanlı olan bu. <laughs> Bana aslında heyecanlı olarak... gelir, korkutucu gelmez. yok, o, korkunç dediğim aslında o, olaydan uzaklaşmak için değil. Bizzat içinde daha evet, dalmak evet, için soruyorum. daha derine. Daha derine dalmak için. Madem enerji bu kadar etkili, madem bir kızmanız, o yaydığınız enerji dünyadaki santralleri böyle yakacak kadar bir enerji sarf ediyorsunuz. Onu mesela olumluya kullansanız Oy. hayatınızda Kesinlikle. Yani böyle var ya uzaya uçarsınız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hani böyle inanılmaz bir etkisi olur. Bunu peki çok merak ediyorum ya. Şimdi Gizem Hanım siz bu eğitimleri veriyorsunuz, öğretileri veriyorsunuz. Sizin aslında başka bir yönünüz de var gibi geliyor bana. Yani bunu ortaya çıkarmak gibi yani farkındalığı ortaya çıkarıp işte bu enerjiyi doğru yolda kullanmaya çalışmak. Yani 3 ay sonra eğitim bitirenler bu farkındalığı da yakalar mı? Yani ben aslında kendimi de hayatımı da değiştirebilirim. Ben aslında geçmişte düşündüklerimi şimdi yaşıyorum. Şimdi düşündüklerimde ben gelecekte yaşayacağım gibi yani hani bu farkındalığı yakalar mı? Ya da siz böyle eğitimlerinizde bunlardan da biraz böyle bahsediyor musunuz? Bu arada eğitimim ben 3 yıllık eğitim açıyorum. Onu söyleyeyim. Okul gibi bu arada yani. Tabii tabii. O yüzden okullarda açılmasını destekçi bayrak sallayanlardan biriyim. Çünkü yeteneği olan bunu kullansın. Bu her alanda kullanılan bir şey. Yani bir rahatsızlık görülüyor. Has, hani diyelim. Tabii doktor değiliz. Ama doktor mesleğini ne zaman yapıyor? Kontrole git dersin, kişi doktora gider görür. Hep bir tedbirle aslında o şekilde e, yapabiliyoruz. O yüzden 3 sene ben eğitim veriyorum. Hani o 3 aylık bir nasıl diyeyim, nadir hmm. kişilerden çıktı karşıma. Çok, çok iyiyse, çok üstünse bakış açısı, evet. yaklaşımı vesaire. Evet, evet yaklaşım olarak benim medikastrolojiye bakış açım daha çok şey ya, nasıl söylesem. Hani böyle insanların... Herkesin bir iç dünyası var. Eskilerde hep ah hani bir sözler vardı işte ah etme ah bela okuma vesaire şu bu astroloji de aynı şey şekilde. Yapıyorsun? Bir kötü yorumlama yaparsın kötü niyetle ve o kişiyi kötü kullanmasını da sağlayabilirsin. Ama bu geri döner. İşte eskilerin o kullandığı cümleler aslında hepsi doğru yani yaşıyoruz. <laughs> Şimdi şunu mesela merak ediyorum, rüyada kötüye yorumlamak ya da iyiye yorumlamak kişinin bakış açısıyla alakalıdır. Ama şimdi sizin yaptığınız aslında astronomiyle ilgili ve bilimsel olarak matematiksel hesaplamalarla ona rağmen bile kötü yorumlama çıkıyor mu işin içinde? Çıkıyor tabii ki. De. Yani bu kişiye bağlı bir de. Ama. O zaman şöyle mi diyebiliyoruz? Kişi yeterli bilgisi olmadığı zaman haritayı doğru okuyamazsa aslında olumlu bakacağı bir durumda olumsuz yorum mu yapabilir? Kesinlikle yapabilir. Oo. O çok sıkıntı. Bir iki taraf için de sıkıntı. Zaten karşı tarafın hayatını mahvedersiniz orada. Keza bunun etkisi bana geçmez mi? Bana da geçer. Benim de hayatımda sıkıntılar olur. Bu çok ince iplik yani pamuk ipliğinde bir durum. Siz çok as aslında burada şey yapıyorsunuz hani çok ciddi bir iş yapıyorsunuz yani. birine örnek veriyorum bir kişiye ben anlatıyorum şu şöyle dediğimde. Diyelim hatalı yanlış yapıyorum ya yani o an oldu bir şey. Ama o kişi benim dediğimle yönlenecek. Ve mesela işe başla hani demiyorum başlama diyorum örneğin. Diyorlar. Başlama diyorum ve ben burada hata yaptım o kişi işe başlamadı. Reddetti. Reddetti. Sıkıntılar yaşıyor. Maddi, ailesiyle, onunla, bununla, şunla. Ben burada çok büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk. Yani evet doktorların elinde insan hayatı var. Fiziken var. Onlar için vardı. de öyle. Evet, evet, var. Çok büyük bir sorumluluk. Bizde de ruhani Duyur. sorumluluk. Bu da daha içeriği. Büyük. Yani bir insanın e, aklını allak bullak etmek, hayatına müdahale etmek ya da olumsuz anlamda müdahale etmek daha doğrusu çok sıkıntılı. Eğitim Şimdi, bu yüzden önemli. Ve çok ciddi. <laughs> Yani şimdi burada aslında sevgili izleyicilerimiz günlük bazen burç yorumları okuyorlar. Hani çok alışıla gelmiş olduğu için söylüyorum. Orada bir şeyler söylendiği zaman siz o burçtansanız o sizin üstünüze yapışmayacak. O öyle bir şey değil. Yani bunu astrolojiyi çok seviyorsanız o yorumlarla hareket etmek bunu sevdiğiniz için bunu yapmanızı gerektirmez. Bu başka bir bilim. Hani orada belki de o işin magazinsel tarafı üstünüze yapışmasın almayın. Yani Gizem Hanım'ın söylediği gibi siz de onu hissetmeye başladıkça aslında daha fazla etkisini artırmıyor musunuz? Biraz da öyle olmuyor mu? Değil değil mi? Değil, Mesela değil. yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki o yorumu içselleştirdi. Evet. Ve olmayacakken bir şey olması yönünde kendisi böyle sanki çaba sarf etmeye başladı içsel olarak olacak Hı olacak, böyle bir şey olacak, böyle bir şey olacak, ne zaman olacak, oldu mu, olacak mı gibi. E bunu örneklendirelim. Bugün aslan burçlarının hayatı mahvolacak diyeyim. Ne olacak? Bütün aslan burçları İftar. panik atak, panik Acaba atak. Acaba işte mi ne bir şey olacak? Ne olacak? Ne oluyor? Yani alakası yok. Burçlarla ilgili bir şey değil astroloji. Evet burçlar var ama onların içeriği var. Mesela bir aslan burcu ya da yengeç burcu, herhangi bir burcun 28 çeşit özelliği var. 36 çeşit Farklı insan var. O zaman her aslan burçları felakete uğrar felaketlesem, her ikizler burcu mutlu olur. Öyle ya çok bir şey yok. Ya çok ya gerçekten hep düşündüğümüz arkadaşlar arasında konuştuğumuz ya astroloji var mı yok muya kadar işi götüren soru ve cevabı buydu aslında. Yani herkese göre oluyor olabilir mi? Evet olmuyor zaten. Herkese göre değil. Herkesin başına gelecek diye değil. 28 farklı ev, 36 farklı insan. Yani bunun kombinasyonunu düşünebiliyor musunuz? İşte aslında bu o yüzden 3 senelik bir eğitimden bahsediyor Sayın Gizem. En az. Beder. En az yani. yani. Bırakmamanız gereken bir eğitimden. Yani bu bazı insanların astroloğu oluyor. Aslında hani bu kadar bilimsel olduktan sonra aslında herkesin de olması gerekir. Herkes kendisinin de astroloğu olması gerekir ama astrolog derken sizin dediğiniz gibi vedik astrolojiden bahsediyor değil mi? Evet Vedic astrolojiden bahsediyoruz. Evet, evet yani? Bu insanın hayatını biliyor olsa mesela diyelim ki size geldi. 3 sene eğitim aldı. Evet. Hayatının neler değişmeye başlar o üç sene içerisinde çünkü yavaş yavaş merdivenleri çıkıyor olacak sizinle birlikte. İlk başladığından itibaren neler değişmeye başlar ve kendisi neleri değiştirebilir, nelere gücü yetebilir ve 3 sene sonra kendi özelliklerinden, olumsuzluklarından veya işte bir şey öngörerek bizim altta da yazdığı gibi öngörmek fal mıdır? Hayır kesinlikle. İşte mesela Gizem Hanım'la biz yayın öncesi konuştuğumuzda dedik ki neyi çarpıcı olarak vurgulayalım? Astroloji genelde falla çok ilişkilendirildi. Gelecekle ilgili bilgi verdiğiyle ilgili. Birçok kişi de bu yüzden uzak duruyor. Evet. Aslında da diyor ki ben bunun çabasını veriyorum. Bu aslında böyle bir şey değil. Peki. Soruyu birleştirecek olursak 3 senelik eğitimle öngörebileceği şeyler ne zamanından itibaren başlayabilir ve 3 sene sonra öngörüsüyle bir olacak bir şeyi Önlemesi ya da işte oraya gitmemesi, o işi almaması, onu kabul etmemesi veya ötekini kabul etmesi gibi bir seçimi artık kendi başına yapabiliyor olacak. Şu şekilde, e, öncelikle psikologlar bana kızmasın ama e, kişi öncelikle kendini tamir etmeli, hmm. kendini çözmeli. Açacak eğitim aldığı sürece, ben hep derim ki eğitim alan kişilere kendi haritanızdan başlayın. Açım, öğreni Herkesin bu dünyada problemi yok mu, sıkıntısı, sorunu çözemediğimiz birçok şey var. Kişi kendi bilincini çözmeye. Çünkü bilinç olayı çok farklı. Havuz ya okyanustan bile büyük bir şey bir bana göre. Bir de bakış göre. açısıyla alakalı mı bu? Tabii ki de. Sorunları artırmak ya da azaltmak hayata. O kesinlikle. Yani... Ben derim ki bu bardak böyle duruyor, Üf, bugün böyle davranayım, suratımı asayım. Ya da aman öyle duracak, ne olacak işte ne güzel sohbet ediyoruz diye bakabiliriz. Bakış açısı böyle bir şeydir. Ee, dediğim gibi öncelikle kendini, kendi haritasının bilincini çözecek. Bir 6 aylık bir kısım en az geçmeli. 6 aylık bir kısımda en azından hani sahip olacak, bir bilgiye sahip olacak. Mini mini yorumlarla başlar. Bir seneyi tamamladığında küçük küçük öngörüler, kişileri tanıma öngörüleri olabilir. İşte sen çok bu özelliklerin etti. var, sende şu var gibi olur. Ben daha içerik öngörü dediklerim benim o 3 sene tamamında olur. İşte örnek veriyorum sende şu hastalık olabilir. İşte sende ne bileyim şununla evlenebilirsin. Şu kadar çocuğun olabilir. Herkesin merak ettiği işte. Şu cinsiyette çocuğun olabilire kadar yalnız. Bu ama 3 sene sonra. Bu en az 3 sene sonra oluşuyor. Biraz zor çünkü her kişi de diyelim aynı gün doğanlar, aynı ikizler var. Niye ikizlerin hayatları farklı? Çok farklı. Yani bir saniye Aralıkları var ya 10 saniye olsun ikizlerin hayatı neden farklı? Kimi e, başarılı oluyor bir şeyde, evet, evet. kimi de e, sefalet içinde yürüyor. Aynı gün doğanların bile çok farklı olur. Farklı yöntemler var tabii onlarda. E, dediğim gibi orada artık böyle onu öğreni öğreni. Yoksa her açı, her görünüm. E, biz astrolojide şunu yapıyoruz. Milyonlarca olasılığı... Birkaç olasılığa düşürüyoruz. Oo, asıl olay bu diyorsun Ola, zaten. Olayın sırrı bu. Milyonlarca olasılık var, var. bu dünyada. Biz en azına en azına indiriyoruz. Olay bu. Sırrını söylediniz yani. <laughs> sırrı bu. <laughs> Ama bu tabii nasıl bir çalışma sonrasında oluyor? Ne kadar bir süreyle oluyor? Mesela o olasılıkları çok aza indirmek nasıl bir şey? O yani ufak ufak bir yılda örnek veriyorum milyonu binlere indirirsin, iki yılda daha indirirsin, hmm. on binlere indirirsin falan gibi öyle. Yani, gider. Ama sonuçta ama sonuçta. O bütün olasılıkları, sonsuz olasılıkları çok az bir sayıya indirecek o eğitim bitene. O kesin yani. Orada ben e, gerçekten Orada, bu işi şey yapan kişi yapabiliyor yani. Ha. Çok o zaman şöyle diyecek, bu böyle de olabilir, böyle de olabilir. Artık gelmiş olacak. Hiçbir çaresiz karamsar ya da işte başkasını sormaya gerek kalmadan ya böyle olacak ya böyle olacak. Böyle bir durum var ortada diye ona bakarak. Ama burada tercih size bırakır astroloji. Örnek veriyorum hayatınıza biri çıktı. Sizi biliyorsunuz haritaya bakıyorsunuz. İlişki haritaları var vesaire. Bu kişi çapkın ya, aldatacak sizi örneğin. Belli. Işte böyle belli. Ama kalbiniz de atıyor dayanamıyorsunuz orada. Çünkü aşk bilirsiniz dünyadaki en büyük hastalık Zapt derim ben ona. Yani. Öksürük gibi bir şey. <laughs> evet, evet. Tutulamazmış değil mi? Şimdi burada astroloji sana seçenek sunar. Bu yola gidersen bunları çekeceksin der. İlişki haritasında görürüz. Ama şu yola gidersen bunları çekmeyeceksin. O zaman benim bir cümlem vardır. Tercihlerin mi, kader mi devreye giriyor? Onu sen orada belirliyorsun. Şimdi kader dediğimiz olar ölümdür, kazadır, beladır, evliliktir vesairedir. de bunlar kader. Evlilik mi? de kaderdir değil mi? Evlilik, evleneceğimiz kişi, doğacak çocuk, doğmayacak çocuklar, düşükler de oluyor biliyorsunuz. Tabii. Bunlar da bir kaderdir. Ama bu az önce bahsettiğim konu kader değil. Hmm. Tercih mi, kader mi orada sen ayırıyorsun. Peki, şimdi... şimdi aklıma gelen bir soru var. Biraz önce söylediğiniz şey hakkında çok merak eden insanlar olduğunu düşünüyorum. Eğitim almayacağım ben aslında Gizem Hanım çok güzel anlatıyorsunuz da ya ben bir şeye baktırmak istiyorum. Ya bu doğru insan mı hayatımda? Yani ben de çok böyle hani bilmek istiyorum. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum diyen izleyiciler için. Böyle bir şey var mı mümkün mü? Yani o size gelse danışanınız olarak evet. oturup böyle haritasına baksanız o kişiyle de ilgili neyin olması lazım, ismi mi olması lazım ya da onunla ilgili ne olması lazım ki kişi birine baktırsın size. Biz bunu sinastri haritası deriz. Sinastri eşittir ilişki haritasıdır. İki kişinin doğum tarihleri alınır, haritalar üst üste koyulur. Bütün hayatları, aile yaşantıları, ilişki e, ilişkiye bakış açıları, evlilik istiyor mu istemiyor mu, çocuk istiyor mu istemiyor mu, biri duygusaldır, bazı insanlar çok duygusal olur, bazı insanlar benim gibi deli dolu olur mesela ama e, bu duygusal olmadığı anlamına gelmiyor. Gelmez. Haritada görüyoruz şu şu sebepten olur bunlar her şey ya da evlilik. Şimdi bunu şöyle birazcık üstü kapalı söyleyeyim. Söyle. Evlilik görülür mü, görülmez mi? Lütfen. Görülüyor. Evlilik olmadığı zaman olmuyor. Ben kimseden değil hiçbir danışanımdan örnek vermem, vermek istemem Yapmazsınız, özel olduğu için. Biliyorum. Kendimden vereyim. Haritamda bir ilişkim oldu, evlilik görmedim. Aksine o kişinin başka biriyle evleneceğini gördüm. Ama Aman Allah'ım. <laughs> Ama ben o ilişkiyi yaşadım. Neden? Ben bunu Tercih. görüp Tercih kadere de engel olunmaz. Şimdi hayatın gidişatını biz değiştirirsek yarın işte siz başınıza diyelim işte bir şey gelecek ben dedim örneğin. İptal. O sizin gel gelmezse başınıza bir hafta sonra bir ay sonra daha kötüsü gelebilir. Hayatın gidişatına karşı koymamakla e, onu bilmek arasındaki ince çizgi astroloji. Oo, siz bile bile devam ettiniz yani. Bile bile devam ettim. Çok da mutlu oldum bir ay söyledim. Benim takipçilerim bilir onu. Biz dedim işte Kasım ayında ayrılacağız dedim açık konuşayım. Kasım'da ayrıldık. Geri de olmadı. Olmuyor. Orada bitti çünkü yollar ayrıldı bir kere. Görünüyor diyorsun zaten. O, o kadar gözük. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi 10 senenin sonunda Vedik Astroloji'de bu kadar görünüyor mu? Evet görülüyor. Bu konuda net diyebilirim ama dediğim gibi o bilgiler dahilinde olmalı yani bana o bilgileri verecekler sadece doğum tarihleri saatleri. İşte onu merak kadar... ettim hani ne lazım İşte bir fotoğrafı mı lazım? lazım yüzünü görmeme bile gerek yok ben kimsenin yüzünü görmüyorum ki bana çünkü sistemim var programım var. O zaman sadece size DM'den yazmaları yeterli olacak. Öyle oluyor. Hatta özel mailler atıyorlar bana. İşte fake maillerden danışmanlık istiyorlar. Ben ismim söylemek istemiyorum diyorlar. Bana ses kaydı atın diyorlar. Bazen işte telefonda görüntülü ses kaydı şeklinde yapıyorum. Ben ses kaydımı yapıyorum. O maile gönderiyorum. Bu kadar. Yani. Çünkü benim önümde bir matematik sistemi var. Ha, kişinin yüzünü görmeme Ne gerekiyor. kadar günde belli olur? Şimdi ben izleyicilerimin sorularını böyle <laughs> duyar gibi oluyorum. Birisi DM'den yaz dedi ki Gizem Hanım vallahi ben sizin programı seyrettim çok etkilendim. Benim de böyle bir ilişkim var. Bunu ben aslında şimdiden bilmek istiyorum. Kasım'a kadar mı? Pazara kadar mı? Sonuna kadar mı? Mezara kadar mı? Nasıl olacak diye. Ve iki kişi de doğum tarihlerini bildikleri için zaten Hı -hı. arkadaşı olduğu için size gönderiyorum dedi ve gönderdi. Ne kadar sürede bakarsınız cevap cevaplarsınız? Ben çok uzun süre tarihler vermeyi sevmiyorum. Ee, çünkü hani böyle kendim de rahatsız olurum. Yani e, iki hafta içeriğinde cevaplanmış oluyor. En geç, en geç iki hafta içinde de cevaplıyorum. Buradan aldığım soruyu iletiyorum size. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi iki hafta içerisinde. Ama burada şöyle bir şey söylüyorsunuz. Kader kısmı var, seçim kısmı var. Ben bunu gördüğümü söylüyorum. Tamamen size bırakıyorum. Evet kesinlikle. Bir de ben şurada çok uyarı yaparım. Buyurun. Diyelim bir e, genellikle gündemimiz ilişki biliyorsunuz zaten. Herkesin merak ettiği. Şimdi bu yani gizli bir saklı bir olay değil. Şimdi ben derim ki e, şu tarihler sıkıntılı. Şimdi e, orada bir etik değerler de var. Onu da e, korumak zorundayız mesleki açıdan. İşte siz ayrılacaksınız bu bitecek denmez orada. Şu tarihlere dikkat edin demiş. Yani onun da bir üslu bir şekli vardı. O anlasın O olarak. aralıklara dikkat edin. Çünkü şimdi her insan mesela sizle tanıştık. Siz bile belki bana neler öğrettiniz, nelere farkındalık. Ben size belki de her insan siz... birbirine bir şeyler öğretir. İlişkide de böyledir. İşte ben ayrılacaksınız dediğimde o kişi ilişkiyi orada bitirirse ben de orada mani olmuş olacağım. O kişi de yarım kalacak. Ha bu ne olur? Farklı bir ilişkide aynı olayları yaşatır. Sistem böyle gider. Ama şöyle bir şey var değil mi? Sormak istiyorum. Kızım ya da oğlum senin burada Kasım ayında ayrılacağın gözüküyor. Evet. Yani bunu bilmen lazım diyorsunuz değil mi? Evet. Peki. O Kasım'a gelinceye kadar da şu tarihte dikkat et. Bu tarihte de dikkat et. Dedikleriniz de oluyor. Tabii mi? ki de. Tamam. Zaten bunu duyduktan sonra da ha, yani kendisi diyordur ki mesela o tarihte bir şey olduğu zaman zaten evet bundan sonraki tarihte de şöyle bir şey olacak ve evet sonuç buraya gidecek en azından insanların yıkılmamasını sağlamak gibi bir şey var burada hani çoğu kişi bir şey bittiği zaman her şeyin hayatın hmm. sonu gibi görüyor tabii sizin için hazırlanan şeyin ne olduğunu bilmediğiniz için Kesinlikle. hep öyle biten şeylerin örtülen kapanan ayrılan sonlanan şeylerin hayatınızdaki en büyük kayıpmış gibi algılanmasına sebep oluyor. Halbuki hayat devam ediyor. Hiçbir zaman da bundan 5 sene önce siz çok güzel bir şeyi şu anda sorsak hatırlamazsınız. Kimse ama, hatırlamaz. Ama kimse duygusunu tamamlayamadan bir kişiden kopamıyor o da var. Şimdi harita ruh anatomisi e, öyle bir şey. Ben zaten haritaya bakarım önce. Bu kişi kimdir? sanırım ona göre usulüm vardır anlatma usulüm. Herkese çünkü herkesin mizacı farklı konuşma tarzı yapısı sevinci üzüntüsü vesairesi. Ben önce kişiye bakarım bu kişi kimdir? Beklentileri ne? Ne istiyor? Nasıl bir ruh haline sahip? Ona göre anlatırım. Bazı kişi çat çat duymak ister. Bazı kişi söyle dergize bak. Duymak istemez. Bazısı der ki tam böyle net olmasın ee, zaten. Şimdi şey, harfler ona... falan bulunuyor evleneceğiniz hmm. kişi adından soyadından harfler buluyoruz haritada. Bazısı der ki Gizem Hanım bana söyleme. Her kişi de o harfleri ararım. İlişkilerim belki hani. Evleneceğim kişi değil ama niye bozayım ki ilişkimi der. Bence bu mantıkla yaklaşmalı herkes. Hmm. Harfleri biliyorsunuz karşınıza biri çıkıyor çok seviyorsunuz o harfler yok. Şey olacak dediniz Ali çıktı karşısına diyor ki mesela çok iyi ama işte Hacı şey. Hadi Ali'cim Ali gitsen canım benim diyorlar. <laughs> ama öyle olmamalı. Peki ikinci sorum. Ben bu işe girmeli miyim girmemeli miyim diye sormak isteseler sevgili izleyicilerimiz. DM'den neyi sadece bilmelisiniz? bilmeniz gerekiyor. Neyi yazsınlar? Ben haritalarına bakarım. Zaten haritalarda belli olur. O sistemi öğren doğum tarihi. Yani. Doğum tarihi. Doğum saati. Bu iki bilgi benim için tamamıyla yeterli. Başka hiçbir bilgiye gerek yok. Şu yatırımı yapsam mı? Yapmasam Kesinlikle mı? Kesinlikle haritalarda gözüküyor. Kimine altın oluyor, kimine ev oluyor, kimine araba, kimine çok alakasız şeyler bile olabiliyor yatırım. Al sat olayları görebiliyoruz. Yani bir sürü şey var. Sevgili izleyiciler ben sizin için soruyorum gördüğünüz <laughs> gibi. Gizem Hanım hazır yakalamışken burada Vedik Astroloji bildiğimiz astrolojiden biraz daha farklı olan bir durum. Yani hani o burç yorumu gibi değil herkese özel çalışması gereken 3 senenin bir eğitimi olduğu ve onun bütün matematiksel hesaplarıyla ve çok ciddi olarak hani bakılan bir kısmı. Dolayısıyla da işte burada hem ilişkiyle ilgili hem iş hayatınıza ilgili hem kazancınız yatırımlarınızla ilgili de kendisinden danışmanlık alabilirsiniz. İşte o yüzden zaten Benim bugün konumuz oldu. En dediğim bu kim hangi işte parlar. O da çok önemli. Ben mesleki de bayılıyorum yaşıdan. böyle bir şeye yani. Şimdi Seçtebilse birisi herkes... yapar bir işi ama çok parlak olmaz. Yani orta diyelim böyle kalır. Ama bazı bir mesleki seçim yapar. Ee, öyle bir yükselir ki sanki Uçar. tık 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 uçuyordur. Ha şimdi belirli yaşlarda kişiler diyorlar ki işte ben artık bu saatten sonra üniversite mi okuyacağım. E, yani belirli bölümler var. E, onu okuyamamış ama o da görülüyor gerçi. <laughs> o bölümler okunmadı. Eğitim yani eğitim bölümünde hayatın sıkıntılar olduğu gözüküyor ya. Evet, ben de o işi en azından farklı bir koşulla hani e, diyor ki bu saatten sonra ben 4 yıllık üniversite okuyamam. Tamam okumasına gerek yok. Özel... O alanla ilgili mini bir eğitim, mini bir e, program alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çünkü sen buna evet hazırsın yani yapabileceksin. İnsan orada bunu öğrendikten sonra der ki kim özel eğitim veriyor acaba Gizem Hanım bir de onu bakalım araştıralım ben alayım der yani. Evet evet. Değil mi? O şekilde. Yani burada yaş sınırı olmadan aslında illa üniversite çağındaki arkadaşlarımız için söylemiyoruz. Yetişkinler içinde, herkes içinde, için herkes içinde. içinde. hayatının bir döneminden sonra artık karar vermek. Ben şehri bırakıp gideyim mi Gizem Hanım diye yazabilir mesela. Ben gidip artık köye mi yerleşeyim? Nasıl, böyle bir şey var içimde. Ya da benim şehir değiştirmem mi lazım? Bana iyi gelir mi? Böyle bir teklif var. Eşim bunu istiyor ama ben de bilmiyorum kararsızım. Biz gitsek iyi olur mu? Buraya kadar mesela her ya şey... Ya da yurt dışına çıkacak mıyım? Haritada yurt dışı göstergesi var mı? Ne zaman çıkar? Geri mi döner? Hangi tarihlerde döner? Kaç sene çalışır? Bunlar da gözüküyor. Oo. <laughs> o şekilde. Yani aslında evet ben olabildiğince açtığımı düşünüyorum arkadaşlarım adına soruların <laughs> böyle hani fer, fersah fersah böyle hani genişlettiğimi düşünüyorum. Toparlamamız da gerektiği için aslında Arkadaşlarım Gizem Hanım'a Gizem Vedik Astroloji diye yazsınlar. Gizem Beder Vedik Astroloji. Gizem Beder Vedik Astroloji diye yazdığınızda kendisiyle böyle artık benim de soramadığım her şeyi güzel güzel paylaşırsınız. Yayından Gün... sonra haritanıza bakmak istiyorum. Biz yetiştirseydik aslında size bir sürpriz yapıp benim haritamı canlı yayında kendisi bize okuyacak, yorumlayacak ama zamanımız olmadığı için <laughs> ama çok teşekkür ederim. Ben yayından sonra güzel böyle çayımız kahvemizi içerken baktırmayacak, baktırmayı çok isterim. İşte bizim de böyle şansımız var sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi ne kadar mutluyum bunun içinde. Son olarak ben sizi izleyicilerimize baş başa bıraksam. Biz aslında çok böyle her şeyi konuştuk gibi oldu ama içinizden bir şey geliyordur. Bugünün mesela hatırası, onlara paylaşacağınız bir şey. içinizden ne olabilir, neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Astrolojiye e, eski kültürler biliyorsunuz bakış açısıdır, odur, budur. E, farklı işte günahtır. Mesela dini gündemlerle ilgili astroloji çok çatışır. Öyle bir durum değil. Biz e, haşa galiba girmiyoruz. Zaten galiba girilmemesi gerektiği için pamuk ipliğinde diye ben çok çok ifade ediyorum. Olacak, ecek, acak cümleleri de kullanılmamalı. En profesyonel kişinin bile olabilir. Bilir yani. Çünkü biz e, harşa Allah değiliz. Bunu bilin. Astroloji Hani dinle arasında çatışan kişiler için söylüyorum. Yeteneği olan ben bu konuda gerçekten başarılı olabileceğim diyen... En az 17 yaşından sonra öneriyorum. Çünkü çocuklarda ben çocuk psikolojisi eğitimi aldım. Somut soyut kavramı belirli yaştan sonra başlıyor. Ama astrolojide soyutla somutu karıştırdığımız için 17 yaştan sonra istediğiniz 50 yaşta olur, 60'ta olur. Yeteneğiniz varsa eğitimlere girin. Dilerim ki okullarda, üniversitelerde özellikle yeteneği olan kişiler hayatın her alanında kullanabilirsin. Bunu doktor da kullanabilir, avukat da, hakimi de, savcısı da. Aslında bunu herkes kullanabilir. Astroloji çok geniş bir alan. Bütün dünyayı kapsadığı için tüm dünya mesleklerini tek bir alanda bile toplayabiliriz astroloji içeriğinde. O sebeple e, yeteneği olanlar e, hani ellerinden geldikçe ben eğitimlerimi bu arada şeyde alacağım. Ee, ya tabii ki eğitimler ücretli biliyorsunuz ama ben e, 15 kişiye de e, eğitimme de alacağım kişiler de var. Seçeceğim daha doğrusu. Ha, ben çok yetenekliyim haritalarına bakacağım. Ama benim durumum yok. Olabilir insanlık yani o, her şey yaşayabiliyoruz. Hepimiz her şey insanlar için. Öyle de bir e, isteklerim, bir duam var. Bakalım olursa. İnşallah olur. Alma verme dengesini bence değil mi? sağlamış evet, evet. oluyoruz. Evet. O şekilde sağlıyoruz. İyi ki geldiniz. İyi ki böyle Aa, çok güzelliklerden bahsettiniz. Çok sağ olun. İyi ki böyle şeyleri söylediniz ki çünkü insanların bakış açısını değiştirmek bizim için çok önemli. Doğruya doğru değiştirmek evet. çok önemli. Artık akıllarında, onların da astrolojiyle ilgili, Vedik ile ilgili ne olduğuyla ilgili bence çok güzel şeyler oturmuştur. Bizim amacımız da buydu. Tekrar inşallah başka bir programda sizle birlikte i̇nşallah, olmayı çok isterim. İnşallah. çok teşekkür Başarılarınızın da devamını diliyorum. Eğitimde de çok güzel böyle yetiştirin insanları ki artık Bondali farkındalık. Aynen. Ben çok Fark, kıpır kıpır istiyorum. Öylesiniz gerçekten de böyle. <laughs> farkındalığı olsun insanların etrafta. Sevgili izleyiciler bu güzel programları sizlere hazırlamamız için de bizim arkada çok güzel bir ekibimiz var. Enerji dolu çok güzel insanlar. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Atra Aslan. Konuk koordinatörümüzü bana böyle güzel bir kalp yattı. Çok teşekkür ediyorum. Bu böyle enerjiyle biz böyle güzel yayınlar yapabiliyoruz. Yiğit Altınköse sosyal medya sorumlumuzdu. Pelin Başova da sosyal medya sorumlumuzdu. Arda Dönder kurgudaydı bugün. Pınar Özencimiz bugün yönetmenimizde. Teşekkürler Pınar. Ahmet Baş ve Berk Çakır da grafik bölümündeydi bugün. Hepsi size bu güzel yayınların ulaşması için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki size çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için hayatta lütfen neyi yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinize inanıyorsanız hemen başlayın. Çünkü cesarette deha, güç ve büyü de vardır. Görüşünceye kadar hoşçakalın.